Efendim Yeşil Ekonomi ile yayınımız sürüyor. Bugün aktardık sizlere, Afrika sıcaklarından bahsediyoruz. Türkiye açısından belki de yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz şu sıralarda. Aynı zamanda izinler başlamış durumda. Çok sayıda yurttaşımız izin kullanıyor. İzin demek güneş, deniz, kum demek. Türkiye'de biraz öyle algılanıyor. Güneş, deniz, kum aynı zamanda güneşte yüz yüze gelmek demek. Güneşte yüz yüze gelmek iyi ama çok geldiğinizde, güneşte çok karşılaştığınızda da sorunlar ortaya çıkabiliyor. İşte bütün bunları değerlendireceğiz, bunları konuşacağız. Bahçeli Evler Yaşam Hastanesi estetik uzmanı Doktor Berker Büyük Güral'la hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi güneşle yüz yüze gelmek iyi mi kötü mü? Nasıl bakacağız? Ne kadar bu işin, yani her şeyin azı karar çoğu zarar mantığı vardır ya. Evet. Biz burada çoğu ve azı nasıl dengeleyeceğiz, nasıl ayarlayacağız? Var mıdır bu işin bir formülü? Her şeyin olduğu gibi güneşin de fazlası zarar. Olmazsa olmaz bir unsur güneş hayatımızda. Yalnız son zamanlarda bu ultraviyoler ışınların dünyamıza daha fazla temas etmesi, ozon tabakasının derinmesi gibi nedenlerle güneşten daha çok kaçmamız gerekiyor. Özellikle güneşin dört mevsim olduğu ülkemizde. Şöyle ifade etmek istiyorum. Güneşin ultraviyole ışınları var. A, B ve C diye tabir edilen. Bunlar zarar olarak ultraviyole A dalga boylu ışınlar erken yaşlanmaya, kırışıklıklara sebep oluyor. B ve C ışınlar ise deri kanserlerine, onun dışında ciltte lekelenmelere sebep oluyor. Bu biz nedenle, nereden bileceğiz A ışın mı, B ışın mı, C ışın mı? Onları biz zaten alıyoruz. Yani güneşe maruz kaldığımız sürece alıyoruz. Yani güneşin, şu A ışını almayayım, B'yi alayım falan öyle bir şansınız yok. Öyle mi? Bir şansımız yok. Güneş koruyucular burada devreye giriyor. Onlar peki güneş koruyucular bunları eleyebiliyor mu? Yani güneş koruyucular hepsini tabii ki engelleyemiyor. Ultraviyole A ve B daha çok etkiliyor ama ultraviyole C ile ilgili bir koruyucu etkisi çok fazla yok güneş koruyucularının. Evet. Tabii ki güneş koruyucuların da bu nedenle tam güvenilir değil ve yapılması gereken güneşten de korunmak gerekiyor. Kendi vücudumuzu korumak gerekiyor. Mesela yaz mevsimindeyiz. Mesela 10 ile 4 saatler arasında çok fazla denize girmemek, güneşten yani korunmak gerekiyor. Sabah 10'dan evet, sabah 10 akşam 4. Akşam geriye bir şey kalmadı zaten. Evet, yani evet, ama evet. Bu saatler tehlikeli saatler. Şimdi, ya da çok uzun kalmamak lazım. Çok yani uzun süre kalmak 10'da gerekiyor. Güneşin altına yatıp 4'e kadar kalırsanız bu çok evet, büyük zarar. Evet, evet. Mesela cilt kanserleri bir anda bir gün içerisinde güneşe maruz kaldığınızda bu şekilde olmuyor. Yıllar içerisinde bu güneşe maruziyet sonucunda karşımıza çıkıyor ve çok yaygınlaştı son zamanlarda. Ülkemizde de çok yaygınlaştı. Artık dünyada güneşten korunmayla ilgili ilkokullarda dersler veriliyor. Ülkemizde de böyle bir şey olması gerekiyor kanısındayım. Şimdi şöyle ifade edelim. Bir, güneşten korunmak için bu saatleri dengelememiz gerekiyor. Yani evet, evet. Özellikle bahsettiğiniz saatler arasında çok uzun süreli güneşe maruz kalmamak gerekiyor. Evet, bir. Evet. İkincisi, işte bu saatler arasında gölgeyi ve işte şapka vesaire gibi evet, böyle korunma yöntemlerini tercih etmemiz lazım. Üçüncüsü de güneşten korunma kremleri mi diyelim onlara? Güneş koruyucular. Güneş koruyucularını evet, kullanmak gerekiyor. Bunları da doğru kullanmamız gerekiyor. Nasıl güneş doğru kullanmak ne anlama geliyor? Bunu sadece yazın değil, dört mevsim kullanmamız gerekiyor. Çünkü dört mevsim güneşe maruz kalıyoruz. Hı-hı. O cilt kanserleri de anlattığım etki gibi. Sabah peki bunlar işe da, giderken bunlar da ya da... nasıl seçeceğiz biz? Onlarca çeşit model var, marka var pardon. Evet, evet. Onlarca marka var. Evet. Bu markalar işte en son 50 koruma faktörüne kadar çıktı ben. Daha evet, fazlası 65 var mı? 65 var. Evet, evet. 65'e kadar çıktı. Hangi faktörü kullanacağız? Hangi markayı kullanacağız? Nasıl ayrım yapacağız burada? Bu faktörlerle ilgili de yanlış bilinen bazı noktalar var. Buyurun. Güneş koruyucunun faktörü arttıkça etkisi artıyor ama etkisi şu şekilde artıyor. Etki süresi artıyor. Öyle mi? Yani 65 faktör sürünce yani 45 dakika atıyorum etkisi devam ediyor. Ama 15 faktör 15 dakika etkisini devam ettiriyor. Şöyle değil, biz yanlış biliyoruz o zaman. Evet. Yani tam güneşin dik indiği saat diyelim 12'de
65 faktörü sürünce hiçbir şey olmaz. Böyle değil. Öyle bir şey yok. Süre olarak bir süre koruyuculuğu süresi var. Süresi uzun. Onun için gün içerisinde güneş koruyucuları da tekrarlamamız gerekiyor. Tekrar sürmemiz gerekiyor. Mesela 1,5 saatte bir faktörün faktörü. Artması süreyle ilgili. Yoksa aynen öyle, süreyle güneşin ilgili. Tesiriyle ilgili değil. İlgisi yok, hayır. Ha, yanlış biliniyor bu. Hayır yanlış biliniyor. Siz yani bu konuda bence uyarın. İnsanlar çok yanlış kesinlikle, biliyorlar. Kesinlikle kesinlikle. Yani şöyle düşünüyor insanlar. 65 faktörü sür. İşte güneş tam dik olduğu zamanda bile güneşin altında kal, hiçbir şey olmaz evet, diye düşünülüyor. Evet. Böyle değil. Hayır, yanlış bilmiyorum. Tam tersine 65 faktör işte bir saat sürüyorsa evet, 30 evet. faktör yarım saat sürüyor. Öyle özellikle mi? Cilt nemlendiricilerinde güneş koruyucu olanları tercih edersek tabii ki onun da cilt faydası. Nemlendiriciler zaman, kullanıyor bayanlar özellikle çok sık aynı zamanda bölgesine. Güneşten güneş koruyuculu olanları kullanılırsa çok daha faydası. Bir taşta iki olacak. Kuş vurma. Aynen öyle. Yani. Bu fiyatları arasında da çok fark var. Bunların biz kalitesini nasıl anlayacağız? Var mı bu işin sırrı? Yani belli bilinen markalar var. Bu konuda ha. doktorunuza danışmanız öyle daha doktor, uygun olacaktır diye doktora düşünüyorum. Doktora bunu sorabilir misin? Tabii ki sorulabilir. Tabii ki. Tabii. Ha, yani çok hani basit bir şeymiş, doktora sorulmazmış gibi geliyor ama yani sormak evet, ülkemizde lazım. Eczanelerden direkt gidip ilaç alma gibi özelliğimiz var, alışkanlığımız var. Ama bunu doktora, ama doktora da doktora danışmamız çok daha uygun olacaktır. Yani bir işte gittiğinizde cilt doktoruna ben bu sene denize giderken hangi nemlendirici. Cilde uygun güneş koruyucular da var. Yani mesela alerjik ciltler için ayrı bir güneş koruyucu var. Lekeli ciltler için ayrı güneş koruyucular var. Siz mesela hastalığınız böyle bir şey sorduğu zaman gayri ciddi bulmuyorsunuz soruyor. Kesinlikle gayri ciddi bulmuyorum. Yani çok önemli. Üstelik diyorsunuz ki çok sayıda vaka artışı söz konusu. Kesinlikle evet. Hastalıklarla ilgili çok sayıda vaka evet, artışı söz konusu diyorsunuz. Şimdi şöyle bir anlayış var. Peki bu doğru mu? Güneşin altında kalıp hani derinin soyulması, derinin soyulduktan sonra hücre yenilenmesi gibi algılanıyor. Bu iyi bir şey falan gibi. Ya ben mesela öyle biliyorum. Yanlış mı bu? O da aynı şekilde doktor kontrolü altında cildin soyulması, tabii ki ölü dokuların atılması bir çeşit tedavi gibi de oluyor. Biz bunu peeling yani cilt soyma yöntemi olarak kullanıyoruz cildi gençleştirirken. Gençleştirme tedavileri arasında. Fakat bu yöntem genellikle kışın uyguluyoruz çünkü yazın... Öyle mi? Nasıl kışın soyuluyor diye? Tabii. Cilt soyma işlemini kışın uyguluyoruz çünkü o cilt soyulduğu zaman güneşe maruziyet konusunda daha hassaslaşıyor ve lekeler oluşturuyor. Melanin pigmentinin daha fazla salgılanmasına, oluşmasına sebep oluyor cilde. Yani alt derinin güneşle muhatap olmaması gerekiyor soyulduktan kesinlikle. Sonra. Yani soyulduktan sonra amaç da o kışın yapılmasının amacı. Güneşe maruziyetin en az olması. Peki siz... Şimdi yaz dönemi başladı. Biraz önce söylediniz güneş biz kanserojen etkisi çok ilgilendiriyor tabii güneşin. Evet. Ama başka bir şey daha dediniz. İşte kırışıklıkları arttırır, yaşlı gösterir vesaire. Bu kadınları daha çok ilgilendiriyor tabii. Evet. Bayan izleyicilerimiz hemen ilgi odağı haline gelebilir bu. Bununla ilgili de işte nemlendirici krem vesaire mi başka bir yöntem var mı? Yani doğal yöntemler yok mu bununla ilgili? Tabii mesela soğuk suyla duş almak vesaire falan böyle şeyleriniz, formülleriniz yok mu? Tabii ki var. Yani alternatif tıp çok önemli. Ben ona inanıyorum. Son zamanlarda çok da üzerinde duruluyor. Mesela ben bazen hastalarımı şunu öneriyorum yumurtanın sarısını bal ile karıştırın. Dolaba koyun. Akşam eve geldiğinizde bir 20 dakikalık bir maske yapın. Bir hafta içerisinde bunun etkisini göreceksiniz. Diyorum. Nasıl yani? Ne yapıyorsun? Doğal bu, doğal bir şey. Onun dışında birçok krem satılıyor. Bilmem ne yumurtası, şunun kolajenin kremleri satılıyor. Bunları da ben kullanılmasını çok fazla tavsiye etmiyorum. Onu süreceğinize, yüzünüze bir zeytinyağı, hakiki zeytinyağı sürün. Bir maske yapın. Bundan çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela zeytinyağının bir çeşidi olan kantaron yağını biz yanık hastalarında kullanıyoruz. Yanık sonrası oluşan o kızarıklıklar, çekmelerde biz doğal kantaron yağını kullanıyoruz. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir ürün. Yani kantaron yağının tıpta bir yeri var. Yani bunlar aynı zamanda sizin bahsettiğiniz cildin gergin ve parlak, işte evet. diri görünmesinin de evet. formülleri, doğal formülleri kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Bunlar yani hiçbir zararı yok. Bunu böyle gittiğiniz yerlerde kesinlikle söylüyorum. Hanımlar olduğu zaman anlatıyor kesinlikle. Özellikle çok ilgi görüyordur bu. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle evet. Uygulayanlar da zaten memnun, geri dönüşleri iyi olduğu için ben daha da tavsiye ediyorum insanlara. Size teşekkür gidip ediyorlar. Gidip 300 bin, 400 bin, 500 bin bu tür etkinliği belli olmayan
kremleri verileceğine bu basit yöntemlerle siz, o, daha bayağı o zaman olabilir. Hanımlar arasında meşhursunuzdur. Yani işte Berker Bey önerdi, evet, şöyle oldu falan denildiğinde kulaktan kulağa çok hızlı yayılıyordur bu. Yani öyle enteresan. Bir yerden aday olsanız kadınların oylarını alırsınız ya bu arada. Şimdi bu arada bütün bunları yaptınız ama yine hala işte özellikle hanımlar için söylüyorum, onlardan bahsettik. Erkekler için de geçerli, artık metroseksüel diye bir kavram ortaya atıldı. Evet. Bütün bunları yaptınız ama hala istediği gibi değil. Örneğin yüzünüz veya başka bir vücudunuzun başka bir noktası. Evet. Estetikle ilgili de bir şey var. Yani estetik yaptırmak iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Estetik yaptırmak, kendini iyi hissetme noktasında iyi mi? Doğru işlemlerle güzel sonuçlar alabiliyoruz. Botoks, dolgu, iple askılama yöntemleri, işte kök hücre tedavileri, PRP tedavisi. Bunlar çok kısa ve etkili yöntemler. Ama doğru yapıldığı zaman, plastik cerrahlar dışında, hekimler dışında başka meslek sahipleri de buradan gelir sağlamak için yapıyorlar. Onları doğru yapılması ne demek? Bir defa doğru uzmanına yaptırmak. Bu bir. Evet, başka var mı? Birincisi kim ne yaptığını bilmesi gerekiyor. Botoks örnek verelim. Evet. Botoks halk arasında birçok kişi bunu yılan zehri olarak biliyor. Ve işte kötü örneklerden dolayı televizyonlarda işte sağında solunda insanların botoks yaptırıp da çok kötü kaşlarının bir şekilde ağzının bir kenarda yamulmuş bir şekilde olduğunu görünce bundan korkuyor. Ama botoksu doğru anlatmamız gerekiyor. Çok etkili bir yöntem. Amerika'da, Kanada'da 2010 yılında en fazla uygulanan cerrahi olmayan estetik yöntemi botoks. Yani çok sık kullanılıyor. O botoks değil mi? Hani vücudun, daha doğrusu yüzün hareketlerinin anlaşılamayacak hale gelmesi, yani tepkilerin anlaşılamayacak hale gelmesi botoksla olmuyor mu? Bunu doz ayarlamasıyla yapıyoruz. Yani mimikleri çok fazla etkilemeden iki kaş arasındaki ya da alın bölgesindeki kırışıklığı engelleyebiliyoruz. Her hastanın kaşını kaldırmamız gerekmiyor botoks tedavisinde. Bunu ihtiyaca göre yapıyoruz. Hasta bunu talep ederse, kişi bunu talep ederse kaşlarını kaldırıyoruz. Ama hiçbir zaman tamamen mimiksiz bir yüz yaratmak botoksla tabii ki uygun değil. Bunda doz ayarlaması, nereye ne yapılması gerektiğini. Sürekli yapılıyor mu bir de? Botoks ömür boyu kalıcı değil tabii ki. Ortalama 5 ay kadar etkisi var. Geri dönüşün, etkisi peki, bittiğinde tekrar eski halinize geliyorsunuz. Daha kötüsü peki, olmuyor hiçbir zaman için. Anladım. Peki bunu yaptırmak bir şeyi var mı? Olumsuz, kalıcı bir olumsuzluğu var mı? Botoksun bilinen yani hiçbir kalıcı yan etkisi yok. Bazı komplikasyonlar tabii ki var, meydana gelebilecek ama bu çok küçük oranlarda ve kalıcı bir yan etkisi yok botoksun. Botoks başka ne var bu şey estetik? Çok sık kullandığımız dolgular mevcut. Hyaluronik asit dediğimiz normalde vücutta mevcut olan bir madde hyaluronik asit. Bunu hacim sağlamak, kırışıkları doldurmak ve kontür, vücuttaki yüzdeki yüz bölgesi kontürlere sağlamak için uyguluyoruz. Bu da son zamanlarda çok yaygınlaşan bir yöntem. Bu botoks ve dolgunun yaygınlaşmasının sebebi de artık estetik isteyen insanlar etkili ve hemen sonucunu almak istiyorlar ve bunu bir öğle tatilinde gelip yaptırıp gidip normal hayatına devam etmek istiyorlar. Öyle günlerce mi? Günlerce yatıp işte yara bereyle uğraşmak istemiyorlar. Bundan dolayı çok yaygın. Ve çok sık yapıyoruz. Yani diğerinin pabucunu dama mı attı? Yani estetik cerrah, böyle gidiyorsunuz, evet, kesiliyor, biçiliyor, işte hastanede yatılıyor falan. Bu yöntem yerine, bu bahsettiğiniz iki yöntem daha mı öne çıktı? Onların birbirlerinin pabucunu yerine koyulabilir şeyler değil, değil bunlar. Botoks ve dolgu daha geçici ve kısa etkili. Nasıl bir kuaföre gidiyorsunuz, saçınızı kestiriyorsunuz, bir şekil veriyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Yani insanlar bir düğün merasime gidecekler. Botoksunu yaptırıyorlar daha güzel olmak için. O tür toplantılara yani katılıyorlar. Yani hemen düğüne gidebiliyorsunuz onları yaptırmak. Tabii ki bir hafta. Dolgu da mı öyle? Dolgu ve botoks bir hafta içerisinde etkisini göstermeye başlıyor. Yani hayır, bir hafta öncesinden. Yani hemen. Yani bunu yaptırıyorsunuz. Yani kuaförlerdeki gibi kalkıp gidebiliyorsunuz. Kesinlikle İşinize öyle. Devam edebiliyorsunuz. Kesinlikle avantajımız o bu konuda. Cerrahi bir yöntem değil. Hastanın yatması gerekmiyor, bir pansuman gerekmiyor. Ama bunu yaptıktan sonra denize de girebilir kişi, banyo da yapabilir,
Hemen arkasında. Ha. İşine yani bu, de gidebilir. Bir engel tıpkı kuaföre etmiyor. Gitmek gibi. Aynen o şekilde ama kuaför değil tabii ki. Tabii. Ama bunu kuaförde yaptırmayın diyorsun. Kesinlikle öyle. Evet. Yapan kuaförler var mı bu arada? Var. Aramızda bildiğimiz kalsın. Var. Var mı? Var. Aramızda kalsın. Var. Evet, aramızda kalsın. Vay be. Yani kuaförde bunu yaptırmak çok tabii sakıncalara neden olabiliyor. Biraz önce söylediğiniz hijyen, gibi. Hijyen, anatomik bilgi. Jest ve mimikler tamamen iptal olabiliyor mesela, evet, değil mi? Evet, evet. Hijyen önemli. Kesinlikle hijyen önemli. Hijyen önemli. Bu bütün bunlar baktığınızda bu işi bilenle yaptırmak ya da yaptırmamak, değil mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Erkeklerden de çok müşteri var mı? Tabii ki erkeklerden de var. Hastalar var. Siz evet. Bunlar hasta mı diyorsunuz yoksa nasıl denir? Yani aslında bu bir hastalık olmadığı için hasta dememek lazım. Kişi olarak yani birey olarak. Kendini yenilemek isteyenler. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Bunun metroseksüellikle de alakası yok. Bazı mesleklerde bu kırışıklıklar daha çabuk görülüyor. Özellikle mimik kaslarını kullanan, mesela öğretmenlerde çok sık görülüyor. Bu göz kenarındaki o kaz ayağı dediğimiz kırışıklıklar, alın kırışıkları çok sık gözüküyor. Bunlarda bu tip meslek sahiplerine daha fazla ihtiyaç oluyor ve bunları daha fazla uyguluyoruz. Böyle hastalarımız daha çok oluyor. Saçla ilgili de problem var mı? Saçla ilgili saç ekimi yöntemimiz var. Erkekler için daha çok ilgi çok çeken saç ekimi. Çok takıyor mu erkekler kafaya bu işi? Kesinlikle, kesinlikle. Allah, yani doğal olarak yani siz de takdir edersiniz ki daha yaşlı gösteriyor saçı olmayan bir erkek saçına göre. Ve erken yaşlarda saç dökülmesi çok bunalıma sebep oluyor. Saç ekiminde erkekler arasında kullandığımız, çok sık kullandığımız bir estetik yöntemi. Evet, yani şimdi hem biraz estetik konuştuk hem de bu özellikle yaz dönemi ve güneşten korunma yöntemlerini konuştuk. Bu noktada denizle ilgili bir öneriniz var mı? Yani tuzlu su vesaire falan ya da klorlu su. Hı hı. Vücuda onların da olumlu ya da olumsuz etkileri oluyor mu? Suyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece suya giriş saatlerimiz önemli. Hı. Çünkü güneşe maruziyet önemli dediğim gibi. Güneş yaşlanmamıza sebep oluyor. Cildin tahrip olmasına sebep oluyor. Suya, denize giriş saatlerimizi ayarlamamız ve güneş koruyucular kullanmamızın altını bir kere daha çizmek istiyorum. Onun dışında suyun temiz olması yeterli bizim için. Bir de hücre yenileme sistemi dediğiniz nedir? Hücre, burada yazmış. Hücre yenileme sistemi kendi kanımızdan aldığımız bir örneği bir takım laboratuvar işlemlerinden geçerek onu ciltteki problemli bölgeye enjeksiyon yapıyoruz. Yani kendi dokunuzla kendinizi tedavi ediyoruz. Bu yeni bir yöntem. Çok eski değil. Yani Türkiye'de 1-2 yıldır mevcut. Ama yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Bu hangi kategoriye koymak lazım bunu? Estetik cerrahiye mi yoksa bu botoks mu? Bu da estetik olmayan. Yine aynen botoks ve dolgudaki gibi bir 15 dakikalık bir işlemle yapıp kişinin hayatına devam edeceği bir yöntem. Ne yapıyorsunuz? Yani biraz böyle ayrıntıya girer misin bu konuda? Şimdi kanımızda yani, bazı hücreler var. Bunlar bir problem olduğu zaman gidip orada burada bir problem var biz bunu çözelim diyen hücreler. Bunların içerisinde büyüme faktörleri ve platelet dediğimiz o kanla ilgili savunma mekanizmalarını başlatan hücreler. Biz bu hücreleri kandan ayrıştırıp bir takım işlemlerden geçiyoruz ve bunu mesela ciltteki bir çukur olan bir bölgeyi tedavi etmek için kullanıyoruz ufak enjeksiyonlarla. Orada ne oluyor? Vücut orada bir problem olduğunu düşünüyor ve oraya savunma mekanizmi iyileşmeyle ilgili hücreleri gönderiyor. Orada bir damarlanmayı arttırıyor ve oradan beslenmesini arttırıyor. Bu şekilde bir tedavi yöntemi. Kırışıklık için de bu böyle yapılan bir yöntem. Soluk yüzler, işte güneşe maruziyet sonucunda lekelenmeler, bunların tedavisinde PRP yöntemini sık kullanıyoruz. Etkili ve maliyet olarak da çok ucuz. Öyle mi? Ucuz. Kesinlikle, kesinlikle. Bu bahsettiğiniz şeylerin maliyetleri de uygun mu? Yani botoks diye söylediğiniz. Tabii ki bir yüz germe ameliyatına göre botoks çok etkili. Yani ucuz ve etkili bir yöntem. Anladım. Peki. Çok da müşteri var diyorsunuz. Yani çok insan da başvuruyor diyorsunuz. Evet. Peki ben şimdi bugün sınav sonuçları da açıklanmış. Bu tıp okumak kolay mı? Tıp okumak. Kaç yıl okudunuz siz? 12 yıl. Evet, 6 yıl uzmanlık, 6 yıl tıp fakültesi, 12 yıl. Uzmanlık hangi alanda? Plastik cerrahi. Estetik plastik cerrahi. O, yani o da böyle çok tercih edilen bir alan değil mi? Yüksek. Son zamanlarda medyatik
olması sebebiyle çok sık. Puanı yüksek mi? Ne deniyor puanı o? TUS. TUS'ta TUS sınavı, puanı. TUS sınavı yüksek bölümlerden bir tanesi. Bölüm en yüksek bölüm. Herhalde gözden sonra mı giriyor? Onlar değişiyor borsa gibi şu anda. Peki tıp fakültesini tercih etsin mi çocuklar? Tıp fakültesini gerçekten isteyen ve bunu severek yapmak isteyen kişiler tercih etmesi gerekiyor. Yani hani bu sistemde ne istediğini bilen öğrenci sayısı çok az ama bazen şans eseri, bazen birine özenerek bu bölümü seçen mutlu olan arkadaşlarımız da var, mutsuz olanlar da var. Bir defa çok okuyacaklarını bilsinler, değil mi? Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şartlar eskiye göre biraz daha zorlaştı. Tıp alanı açısından işte daha çok çalışma alanı şartlar açısından çalışma alanı açısından daha da zorlaştı. Bu nedenle tıp seçerken iki kere düşünülmesini tavsiye ediyorum. Birincisi velilerin de çocukları yönlendirirken benim çocuğum doktor çocuğum olsun doktor diye. Olacak değil de onun istediği onun yönleneceği yani onun yapmaktan zevk alacağı bir meslek olarak seçmesinde fayda var diye. İyi para kazanıyorlar mı doktor? Eskisi gibi fazla para kazanılmıyor. Evet. Yani genel olarak doktorların hekimlerin şikayeti o. Tam günle ilgili bazı gelişmeler oldu ama kaldırıldı diye bir... yani devam edecek diyor bakan. Eski uygulama devam edecek. Bir bu konuda geri adım atmamız söz konusu değil diyor ama bir 6 aylık nefes alma süreci var en azından. Evet. Belki bu arada düşünülüp değiştirilebilir. Evet. Ama şey diyorsunuz ki doktor olmak için... Umarım bu çıkan yasalar ya da kaldırılan yasalar hem halkımız açısından hem de doktorlar açısından herkesi mutlu edecek bir sonuç olur. Temennimiz o. Evet. Çok fazla değişiklikte bizi kararsızlığa ve işte sevk mutsuzluğa ediyor. Sevk ediyor. Tıp seçmek isteyen arkadaşlar için de yani caydırıcı için oluyor. De, caydırıcı oluyor tabii. Caydırıcı ki. Oluyor. Doğru insanlar bu alana gelmiyor. Yani evet. Bu alan da Türkiye açısından çok önemli bir alan. Biz dünyanın sağlık merkezi olmaya çalışıyoruz. En azından bölgenin sağlık merkezi olmaya çalışıyoruz. Biz kendi insanlarımızı mutsuz edersek, yani bu sektördeki insanları mutsuz edersek nasıl bölgenin sağlık merkezi olacağız? Mutsuz doktorların verdiği hizmet nasıl bırak Türkiye'yi, bölgenin hastalarını buraya çekecek diye düşünüyorum. Evet. Şimdi böyle baktığımızda değerlendirmeyi böyle yaptığımızda işte işin şey tarafı, işte estetik tarafı, işte dolgu vesaire nereye doğru gidiyor? Gelişmeler var mı? Dünyadaki gelişme, yani çok ilginç bir, yani tamamen işte bu yüz nakli vesaireyi de düşünürseniz. Yani insanlar böyle yaşlanmayı askıya alabilecekler mi önümüzdeki dönem? Biraz futurist bakalım. Yani bu işin öyle... geleceği bence kök hücre tedavisi ve genetik tedaviler. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Kök hücrenin ancak yani belki de binde birini biliyoruz. Kök hücreleri yapabileceğimiz şeylerin pluripotent hücreler. Yani bir hücre var ve bu gerekli olduğu hücre çeşidine dönüyor. Kök hücre demek bu demek. Bunun nereye gideceğini, nerede etkili olacağını, nerede kullanılacağını, nerede kullanılacağı ile ilgili araştırmalar yapılıyor ve kısa dönemde kök hücre ile ilgili çalışmalarla belki botoks, dolgu, belki yüz germi bunların hepsi tarihe karışacak. Hmm. Ama şu anda en çok çalışılıyor değil mi bu alan? Yani insanların genç görünme talebi var. Bu öyle yani daha doğrusu yaşlanmama talebi var. En azından fiziki olarak. Hı hı. Bu talep doğrultusunda tıpta yoğun bir çalışma içinde önümüzdeki dönem günlerde, yıllarda sürpriz gelişmeler olabilir. Çünkü iyi çalışıyorsunuz bu konuda diye düşünüyorum. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim yeşil ekonomiyi noktalıyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Yaşam Mimarı Ağaoğlu Yeşil Ekonomi'yi sundu. Efendim haftanın son günlerinde sizlere CHP Parti Meclisi'nin bütün haberlerini ayrıntılı bir şekilde Uyan Türkiye'de aktarmaya çalıştık. Biraz önce de Umut Orhan'la canlı bağlantımızda bu konuya ilişkin farklı mesajlar paylaştık sizlerle. Pazartesi görüşmek üzere Uyan Türkiye'de. Hoşça kalın efendim.